Her zaman olduğu gibi yerel kalkınma projelerimizle mülteciliğimizi desteklemek amacıyla Arıcılar Birliği'yle kayıtlı 400 aracımıza toplam 2000 puan dağıtacağız. Hepimizin bildiği gibi arılar doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması noktasında hayati bir rola sahiptir. Hem arı üreticilerimizi desteklemek hem de doğamızı korumak adına aynı zamanda Dünya Arı Günü olan 20 Mayıs Perşembe günü saat 12'de Oba Park Bahçeler Şantiyemizde Veteriner İşler Müdürlüğümüzün koordinatöründe gerçekleştireceğimiz puan dağıtım programına tüm meclis üyelerimizi ve siyasi parti başkanlarımızı buradan davet ediyorum. Ayrıca Alanya Belediyesi olarak yöresel hizmetlerimizin ve yöresel lezzetlerimizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında tanıtımları sürerken bir yandan da reçetelerin korunması ve envanterlerin tutulması için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bütün sıcaklığınla ana ocağın her katında. Su izinden kulağımıza fısıldandığı sabahlarda. Komşu çocuğun sıcak bakışlarında. Sırtınızı okşayan bir çiftenin bıraktığı izde. Şefkatle uzatılmış her kaşıkta. Oyuna durduğumuz keyifli günlerde. Arkadaşlarla oturulmuş veda sofralarında. Oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul olmuştur. Evet, gündemimizin birinci. Edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul olmuştur. Gündemin üçüncü maddesi. Plan tatbikat dosyalarının meclisten komisyona havale yazısının görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi ilgili imar ve bayındırlık komisyonuna havalesi. Oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Gönderilmesi, tarım komisyonuna gönderilmesi. Oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Evet, bütçeyle ilgili Nihat daha sağlıklı ve kontrolü gittiğinizi söylemek isterim. 2000 örneklerle vermek istiyorum. 2014'te göreve geldiğimizde Alanya Belediyesi'nin 730 tane mülkiyeti vardı. Bu özel idareye belediyeler ve köylerin üreticiler kapanmasından sonra 2200'lere çıktı. Ve o zaman diliminden sonra biz Alanya Belediyesi'ne 430'a yakın mülkiyet kazandırmışız. Bunların 118 tanesi takasla, 59 tanesi hibeyle, 128 tanesi kamulaştırmayla, 2B hazinelerden satın alan 32+2 ve satışlarla %22 ile şu anda Alanya Belediyesi 2550 tane mülkiyeti var. Alanya Belediyesi hiçbir zaman borçlu olmaz. Mülk zenginidir. Yani varlık zenginidir. Bunu söylemek isterim. Biz geçen yıl 18'den kamulaştırmadan sadece 3,5 milyon lira gelirimiz olmuş. Yani 3,5 milyon liralık 18'den, yani milletin vatandaşı 18'den paylaşan parçalasını bu mecliste aldığımız kararlar 3,5 milyon. Sadece bir tek kamulaştırmamız 9 milyon. Sadece bir tek kamulaştırmamız Alanya, evet, Alanya Belediyesi'nin gücünü size bir kez daha söylemek isterim. Bir örnek daha vereceğim. Alanya Belediyesi 2014'te personel bazında 2400 liraya
yakın personelle göreve başladı. Bugün yine aynı seviyede korunuyor. Bizimle 2500 personeli olan belediyenin şu anda yanlış hatırlamıyorsam kusuratta farkım olur 3600 personel olan ne beldesi bağlanan ne köyü bağlanan ne de belediyesi var. Yaylası olan belediyeler var. Herkes kıssası kıssasla yapacaksa bu şekilde yapacak. Artı geçen yıl diyoruz ya bütçe diyoruz ya bütçe de bizim sadece kıdem tazminatına ödediğimiz para 4 milyon 400 bin lira ve yılbaşından sonra arada yılın sonunda ve yılbaşında emekli olanlarda 2 milyon 200 bin lira. Labirinde 6,5 milyon lira para. 6,5 milyon lira para aylık hiç çalıştırmadan 120 ile 150 personel parasını biz hiç çalıştırmadan kıdem tazminatı olarak ödüyoruz. Ve belediye personelinin askeri ücretle başlayarak tabii ki bunun puantajları var, artışları var meslek gruplarına göre 950 milyon liraydı. Şu anda en düşük 3 milyon lira. %300 artış var. Neredeyse belediye personelinin %70'i o günkü maaşlarının 3 katı maaş alıyor. Ama total olarak bakıldığı zaman o zaman da 2014'ün evraklara hepimizin arşivinde ve Maliye Mentre Müdürlüğü'nde ve Verden Müdürlüğü'nde var. 7 milyonla 7,5 milyon lira maaş ödeniyordu. Şimdi de 15 milyon lira maaş ödeniyor. Birisi personelin bizim personelin maaşları %300 artıyor, ödenek %200 artıyor. Bu nereden nereye geliyor? Bu Behanya Belediyesi'nin her yerde olduğu gibi personelinin de sağlıklı bir şekilde çalıştırıldığını, kontrol edildiğini ve en iyi verimi aldığını işaret ediyor. Eğer bu olmasaydı ödediğin maaşla ve artış aralarındaki hesap aynı seviyede, aynı ivmeyle gitseydi biz şimdi 21 milyon lira, 22 milyon lira maaş ödüyorduk. Biz hiçbir şey yapmayacak ve sadece personel maaş ödeyecektik. Burada hem personelimiz memnun, hem Alanya Belediyesi kurumsallaşıyor, hem de daha sağlıklı, daha da verimli bir belediye, kurumsallaşmış bir belediye örneği önünde çıkıyor. Ben bunu bu şekilde planlayan, yapılandıran herkese teşekkür ediyorum. Yani Alanya Belediyesi gelecek yıllarda yine üreten, kazanan, kazandıkça da güçlenen, güçlendikçe de iyi projeler üreten bir belediye olarak gelmiş oluyor. Sahilinle ilgili buradan tüm meclis üyelerime ve siyasi partilerime bulunan arkadaşlarımıza hepsinden destek istiyoruz. Niye destek istiyoruz? Biliyorsunuz Alanya Oba bölgesiyle direkt mevkinde olan bölgelerimizde bir tetkik standart uygulaması sahip göreviyle ve türlü altitin önderliğinde, turizmcilerin önderliğinde bir yapılanmaya gidildi ve sağlıklı bir şekilde orası ne bileyim can güvenliğinden olsun, yani güvenlik, can kurtaranlar, temizlik, merkezde olan yerlerde bir fevkalade bir durum var. Bazı ilçe belediyeler bile bizden zaman zaman gelip bizden örnekleme alıyorlar ve kendi bölgelerinde de uygulamaya kalkıyorlar. Biz de bunu görerek 3 yıllık bir çalışmamızın neticesinde şu anda diğer belde ve yerdeki diğer beldelerdeki yerlerinde aynı şekilde tek gibi altitle buradaki Milli Emlak Müdürlüğü'yle ortaklaşa giderek aynı şekilde ki aynı sistemi oraya uygulamaya çalışacağız. Uygulayacağımıza inanıyorum. Sizlerin de yardımıyla bu Alanya standartına getirelim. Bu sahillerimizin yani bu bölgemizin bu şekilde yaptığında halkımızın da denizleri, sahilleri kullanması daha kolay oluyor ve daha sağlıklı oluyor. Yani hem güvenlik hem denizlik hem can kurtaranların da çalışmasıyla yani burada hem kolluk belediye hem de dalıdanın da burada, belediyemizin de burada dahil olmasıyla bilgiler üzerinde daha kolay ve bunlardan da sizden ilgili destek istiyorum. Bir de Manuklar'daki AVM'yi sormuştunuz. O da şu anda sanırım Sayıştay'dan görüşe
görüşlerini yazdı, çevreci ilgili üyelere, onların sayıştayların görüşlerini bekliyor. Ona göre sizlerle paylaşırız.